Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Doktor Taha Mehmetoğlu, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Özellikle size ameliyatsız estetik işlemler nedir, ne zaman yapılıyor onlardan bahsetmek istiyorum. E, tabii ki bunların önünde en çok karşılaştığımız botulinum toksini tip A veya botoks ve dolgu işlemi aklımıza geliyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte ve aynı zamanda cilt yapısıyla birlikte bazı yüz yüz bölgemizde kırışıklıklar oluşabiliyor. Tabii ki bunların tedavisinde botoks daha çok kullanıyoruz. Kaş arası kırışıklıklar olsun, alın bölgesi kırışıklıklar, göz kenarındaki kırışıkları botoksla çözebiliyoruz. Ve bazı hastalarda yüzün şekil bozuklukları olabilir. Özellikle köşe bir yüz olabilir. Bu yüz bölgesinde maseter kaslarının, çiğneme kaslarının aşırı hipertrofisi sonucunda yüzde bir şekil bozuklukları oluşabiliyor. toksini toksiniyle bu şekil bozuklukları giderebiliyoruz. Aynı zamanda bu hastalarda dişlerini sıkma gibi işlemleri de tedavi etmiş oluyoruz. Botoks boyun bölgesinde de kullanılabiliyor. Bazı bazen yaşın ilerlemesiyle birlikte boyundaki platysmal kasların e, bantlar oluşturmasında botoks da en önemli çözüm oluşturmaktadır. Yaşımız ilerledikçe yüz bölgesindeki bazı bağ dokularının zayıflaması ile birlikte yer çekimi de birlikte etki edince yüz bölgemizde ciddi bir şekilde sarkmalar oluşuyor. Elmazı kemik üzerindeki dokunun nispeten aşağı kaymasıyla e, alt göz kapaklarında altında kemik kısmının açığa kalması sonucunda orada bir olukların oluşmasında e, dolguları rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Daha sonra yüzümüz aşağı saktıktan sonra her iki burun kenarındaki çizgilerin derinleşmesi sonucunda, dudak köşelerin aşağı inmesi sonucunda burada oluşan oluklarda dolgu, dolgu işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında dolguyu Özellikle dudaklarda da çok sık kullanıyoruz. Burundaki ufak şekil bozukluklarını da botoksla dolguyla çözebiliyoruz. Eğer gerçekten de burunda kemer kısmı minimal ise, ön, arka tarafına ön tarafına dolgu yapmakla veya burun ucu aşağıdaysa, burun ucunu yukarı kaldırabiliyoruz ve dolgularla burundaki kısmen şekil bozukluklarını giderebiliyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.